Evet, şimdi Tab Fly moduna gelelim. Hemen sağ alt taraftaki uçuş modları bölümünden Tab Fly moduna basıyorum. Tab Fly modunda da bizim drone'umuz haritada işaretlediğim yere düz bir uçuş gerçekleştirecek. Bunun düz uçuş gerçekleştirirken de bir hızı var. Şimdi bakalım, hemen okey dedikten sonra ekran bana açıldı. Şöyle birazcık büyütüyorum. Bakın, şu daire içerisinde bir yer seçeceğim. Atıyorum, burayı seçtim ya da ne bileyim burayı seçtim. Tamam. Şimdi burayı seçtikten sonra sağ yukarıdaki okey işaretini tıklıyorum. Başlamadan önce diyorum ki hızım işte ne kadar, 10 metre bölü 10 saniyede gitsin. Okey diyorum. Ve bırakıyorum, şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bir ekrandan izleyelim. Bakın, kendi kendine gidiyor. Bu arada ben bir şunu durdurayım. Çünkü yükseklik ayarı iyi değil. Şöyle de size göstereyim. Vallahi ağaca çarptırmayalım. Daha zaten yeni aldık drone'u. Hemen yine Tab Fly moduna giriyorum. Okey dedim. Şu alanda şu kadar işte 19 metre diyor mesela. Bu 19 metreyi neyle gideyim? 10 metre bölü saniye ile gideyim dedim. Okey dedim. Bakın şimdi ekranda bir izleyelim. Üçgen işareti olan drone bizim ilerlemeye başlayacak. Gördüğünüz gibi ilerlemeye başladı. Kesik kesik çizgiler kaybolmaya başladı. Bir yandan da şöyle hemen açacak olursam, kayda da başladım. Genel 4K çekim görüntüsü de bu şekilde. Hava güneşli, en azından herhangi bir oynama da yapmıyorum. Premiere Pro'da falan oynama yapmıyorum. Ham görüntüyü görüyorsunuz. Bakın şu anda gidiyor. Birazdan bize diyecek ki Tab Fly tamamlandı. Evet, Tab Fly görevi tamamlandı diyor. Şimdi tekrardan ben Tab Fly'a tıklıyorum. Okey diyorum. Bu sefer bir de şurayı işaretledim. Bastım. Buradan da gene 10 metre bölü saniye hızıyla bakın kendiliğinden dönüyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gene ekranda bu sefer nereyi işaretlediysem kamerayı oraya doğru hizaladı. Ve o hizada otomatikman gidecek. Ekranda sağ altta Tab Fly modunun aktif olduğunu görüyorsunuz. Yanında çarpı işareti var. Ona tıkladığınız zaman otomatikman duracaktır. Ya da sonuna kadar bekleyip kendiliğinden uçuş modunu tamamlamasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında duruyor zaten. Evet, bayağıdır ekran kaydı alıyorum. Uçuyorum da hala %59 bataryam var. Xiaomi Mi X8e'nin bize en fazla sunduğu güzelliklerden bir tanesi. Neredeyse batarya bitmiyor gibi hissediyorsunuz diğer dronlardan sonra. Evet, Tab Fly modu da bu şekilde sonlanmış olacak şimdi. Bu modu da anladığımıza göre bir sonraki modda sizinle spiral modu ve ardından orbit modu tekrardan inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. (Gülüyor)